İyi akşamlar Esenboğa Elektrik. 1 Kasım'da değil mi? Bir videosunu yapmıştım. Kırılım, yani bir kırılım olamadı burada, evrilemedi. Şu kırmızının arkasındaydık. Geçtik kırmızıyı, yani en azından kırmak iyidir. Yani yükseliş olmasa bile arkasından. Demek ki şu alanda 26 deste, altında 25,5, hatta aslında çok uzak değil, yani doğrudan 25,5'ta takip edilebilir. Bu destek kırılmadıktan sonra düşüş yok Esen'de. Bir yataylık var Esenboğa Elektrik'te. Bu yataylıkta devam ediyor. Bir türlü toparlayamadı. Yani bir ivme yakalayamadı. Alımlar gelmiyor burada. 50 ortalamaya gelirken ben videoyu yaptıktan sonra bakın geçmiş. 30 lira ilk direnç, en önemli direnç alanlarından bir tanesini hemen satmış piyasa gördüğüm kadarıyla. Kötü bir şey yok. Ama yani yukarı doğru henüz bir ivme de yok. Bir ivmeden de bahsedemiyorum. 29-70 30 diyelim o alana. Yani 30'un üstüne bir fiyat okumadan emin olamayız. Yani 50 gün ortalamasını tekrar altına alması lazım Esenboğa'nın. 50 gün çok kritik bir ortalamadır benim gözümde. Altındaysanız hep sıkıntılı bir alandır. Üstündeyseniz biraz daha böyle artık olumlu bir alanda olarak. Yani genellikle en başta mesela teknik analiz yaparken ben kendi adıma söylüyorum. En başta ikiye ayırırım. 50'nin altında mı üstünde mi? 50'nin altındaysa 50'ye uzak mı? Çünkü uzaksa onun artık alım vakti de gelmiş olabilir bazı yerlerde. Hani yatay bir alan yaptıysa falan stoplu da alınabilir o tür durumlarda. Üstündeyse ivmesi nasıl? Dolayısıyla yani onun için diyorum 30 liranın üstüne bir fiyatlama, bir kapanışlar almak olumlu olur diye düşünüyorum. Tekrar alıcının geldiğini gösteren net bir gösterge olur. Şu anda yatay. Yani en kısa vadede belki 27'yi takip edebilirsiniz ama dipte 25-50 kırılmadıktan sonra düşüş diyebilecek bir durumda yok. Zayıf. RSI 43. Bir miktar zayıf olduğunu görüyoruz. MACD yani bir sat kesmemiş de önümüzdeki hafta bir kırmızı mumla başlarsa muhtemelen yavaş yavaş bir sat pozisyonuna da girecek. Ha, bir önemi var yok yani MACD'nin sat vermesini, onu da söyleyeyim. Destek kırmadıkça o orada sat verir, al verir, her şeyi verir. Yani hiçbir önemi yok. Sen bu hakkında söyleyeceğim başka bir şey de yok. Bakalım burada beklemede piyasa daha çok. Bu bekleme nereye kadar devam edecek göreceğiz. Herkese iyi akşamlar.